Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, Eczacılık Akademisine hoş geldiniz. Bu dersimizi hasta tanımlayıcı figürler konusuna ayırdık. Bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı sağlıkta ulusal bir kalite sistemi oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kamu, üniversite ve özel hastaneleri kapsayacak şekilde bir hastane hizmet kalite standartları seti hazırlanmıştır. Yine bu kapsamda İlk standartlardan biri hasta tanımlayıcı figürlere getirilmiştir. Peki hasta tanımlayıcı figür nedir? Türkiye sağlıkta kalite sistemi kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık çalışanları arasında ülke genelinde standart bir uygulama ve dil birliği sağlamak amacıyla hastalarla ilgili riskli bazı durumları belirtmek için tanımlayıcı figürler, semboller belirlenmiştir. Bugüne kadar Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlarda izolasyon önlemleri ve hasta düşmeleriyle mücadeleye yönelik 4 ayrı figür tanımlanmış bulunmaktadır. Hasta tanımlayıcı figürler yalnızca hasta oda kapılarına ve hasta yatak başlarına uygulanırlar. Peki nelerdir bu tanımlayıcı figürler? Sırayla sayabilirsek damlacık izolasyonu, solunum izolasyonu, Temas izolasyonu ve nihayet düşme riski olan hastaları tanımlayan figürlerdir. İzolasyon hastanelerdeki enfekte veya kolonize hastalar bakımından özellikle önem taşıyan bir önlemdir. Peki kolonizasyon ne? Bildiğiniz gibi kolonizasyon mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde herhangi bir klinik tablo oluşturmadan üremesidir. Kolonizasyon enfeksiyonun öncüsüdür. Bu nedenle dikkate alınması gereken çok önemli bir konudur. Hastanede uygulanan invaziv girişimler, hastaların altta yatan hastalıkları, hastalığın ağırlığı, hastanede yatış süresi, bütün bunlara bağlı olarak kolonizasyon kolaylaşır ve hastada enfeksiyon riski artar. Hastanelerde enfekte veya kolonize hastalarda izolasyon yöntemlerine bu nedenle başvurulması zaman zaman bir gereklilik haline alır. İşte bu gibi durumlarda uygulanan izolasyon yöntemini gösteren tanımlayıcı figürler gündeme gelmektedir. Damlacık izolasyonunu görelim isterseniz öncelikle. Hastanede damlacık izolasyonu uygulanması gereken hastaların odaları mavi bir çiçek figürüyle simgelenir. Damlacık izolasyonunu sembolize eden bu mavi çiçek figüründe ortadaki sarı nokta hastayı Çiçeğin petalleri ise ondan saçılma riski olan damlacıkları temsil etmektedir. Solunum izolasyonuna gelince, solunum izolasyonu gereken hastalar sarı bir yaprak figürüyle simgelenmektedir. Peki solunum izolasyonu için neden sarı yaprak figürü seçilmiştir? Ağaçlar doğanın, yapraklar ise ağaçların akciğerleridir. Bu nedenle solunum kelimesinin baş harfi olan S'yi temsilen sarı yaprak figürü tercih edilmiştir. Şimdi gelelim temas izolasyonuna. Temas izolasyonu gereken hastalar kırmızı yıldız simgesiyle tanımlanmıştır. Yıldızın 5 köşesi elin 5 parmağını temsil etmektedir. Kırmızı renk ise ateşe temasın sakıncalarının hastayla temasın sakıncaları arasında bir bağlantı olduğundan hareketle seçilmiştir. Diğer yandan hastanelerde Hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Hasta düşmelerini önlemek üzere belirlenen risklere göre hasta, bölüm ve hastane bazlı önlemlerin alınması şarttır. Bu çerçevede hastane ortamında düşme riski yüksek olan hastalar dört yapraklı yonca figürü ile tanımlanırlar. Düşme riskini tanımlayan bu dört yapraklı yonca figürü hastanedeki hastaların transfer işlemlerinde de kullanılmalıdır. Peki dört yapraklı yonca figürü neden seçilmiştir? Bildiğiniz gibi dört yapraklı yonca şansı sembolize eder. Düşme olaylarının şansa bırakılmaması gerektiğini temsil etmektedir dört yapraklı yonca figürü. Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, hasta tanımlayıcı figürler konusunu burada tamamlamış bulunuyoruz. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.